Amerika'da öğrencilerin hukuk fakültesine başvurmadan önce LSAT, tıp fakültesine başvurmadan önce de MCAT adı verilen sınavlara girmeleri gerekmekteymiş. Sınavlara ait özet istatistikler aşağıda verilmiş. LSAT'teki ortalama puan 151, standart sapma ise 10'muş. MCAT'te ise ortalama puan 25,1, standart sapma ise 6,4. Sedat sınavların ikisine de girmiş. LSAT puanı 172 iken MCAT puanı da 37'dir. Sınavların hangisinde daha başarılı olduğunu bulunuz demişler. Hadi bakalım. Her zamanki gibi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Puanları doğrudan karşılaştırmak doğru olmaz. Çünkü ölçeklerinin ve dağılımlarının farklı olduğunu siz de fark ettiniz değil mi? Ama bu bilgiyi kullanarak eğer bunun normal bir dağılıma sahip olduğunu ya da normal dağılıma yakın bir dağılıma sahip olduğunu varsayarsak, Sedat'ın puanının ortalamalardan kaçar standart sapma uzakta olduğuna bakabiliriz. İki sınavda da ortalamadan daha yüksek bir puan almış. Acaba puanları ortalamalardan kaç standart sapma uzakta? Bakalım bunu bulabilecek miyiz? Şimdi LSAT'ten 172 almıştı değil mi? Bu puan acaba ortalamadan kaç standart sapma uzakta? 172 eksi ortalama yani 151. Bu puanın ortalamadan ne kadar fazla olduğunu gösteriyor ve bunu bir de standart sapmaya bölersek, standart sapma neydi? Evet 10, o halde LSAT için 21/10 yani 2,1. Evet, Sedat'ın LSAT puanı ortalamanın 2,1 standart sapma üzerinde. Bunu Z-değeri olarak da düşünebilirsiniz. Evet, bu durumdaki Z-değeri 2,1 ve bu Sedat'ın puanının ortalamanın 2,1 standart sapma üzerinde olduğu anlamına geliyor. Şimdi sırada MCAT var. Evet, puanı 37 idi öyle değil mi? Eksi ortalama 25,1 bölü standart sapma yani 6,4. 37 eksi 25 12 ettiğine göre bunun sonucu da 11,9'dur. 11,9 bölü 6,4. Sonucun tam değerini bulmadan bile yani bu kesre bakınca bunun yaklaşık 2'den biraz küçük bir değer alacağını söyleyebiliriz öyle değil mi? Buna göre de bu arada tam sonucu da bulabiliriz. Hemen hesap makinemi çıkarayım. Evet. 11,9 bölü 6,4 dediğimiz gibi yaklaşık olarak 1,86'ya eşit. Bu yüzden de karşılaştırmak gerekirse Sedat'ın LSAT'te daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki uzaklık standart sapma cinsinden daha fazla ama sonuçların birbirine yakın olduklarını da eklemem lazım. Eğer bunu yuvarlayacak olursak buradaki sonucun da yaklaşık olarak 2 standart sapma fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yine de bizden karşılaştırmamızı istedikleri için Sedat'ın LSAT'te daha başarılı olduğunu söylemek doğru olacaktır. Burada 2,1, burada yaklaşık olarak 1,86 yani 1,9 standart sapmadan bahsediyoruz. Bu iki sonucun karşılaştırılabilir olduğunu söyleyebiliriz ama eğer bu 3 standart sapma, bu da 1 standart sapma olsaydı Sedat'ın LSAT'te çok daha başarılı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirdik.